الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين بحرمة حبيبك الأمين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، استعيذ بالله، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. محترم المؤمنين، aziz Müslümanlar, yine bugün Cuma sohbetimizi, dersimizi, geçen ders üzerinde durduğumuz konunun etrafında tekrar gelişen olaylarla beraber açıklamalara, izah ve tefsirlerini huzurunuza arz etmeye devam edeceğiz. Allah-u Teala asrımızın, devrimizin, zamanımızın fesatlarını, fitnelerini, felaketlerini, facialarını ve Müslümanlar üzerinde tertip edilen tuzakları, hileleri, belaları bu işleri yapanların üzerine tebliğ eylesin inşallah. Evet, okuduğum ayet-i ilahiye yine Tevbe suresinde bulunmaktadır. Tevbe suresinin de 33 numaralı ve 32 numaralı ayet-i ilahiyeleridir. Kısaca arz ettikten sonra geniş şekilde etraflıca zamanımızın dediğim gibi hadiseleriyle irtibatlandırarak güncel konuları da mevzu bahis ederek sohbetimizi, dersimizi sürdürelim. Yuridune, mübarek bir kelime. Yuridune en yutfi'u nurallahi bi efvahihim. Rabbimiz haber veriyor. Öyle bir ifadeyle, ibareyle, kelimeyle haber veriyor ki, müzari dediğimiz, yani şimdiki zaman, akıp giden zaman içerisinde bir kelimeyle, bir fiille haber veriyor. Yuridune, irade ediyorlar. Hani Arapça erade, yuridu, irade kelimesi. Türkçemize girmiş irade kelimesi tam buradan geliyor. Bu mübarek kelimeden türemiş birçok kelimeler yine Türkçemize girmiş, lisanımıza karışmış, kültürümüze karışmış. Mesela irade kelimesi, murat kelimesi, mürid kelimesi buradan geliyor. Hani mürid, falan efendinin müridi derler. Mürid, tasavvufta köklü bir kelime. Benim muradım şudur, senin muradın budur. Murat kelimesi de buradan geliyor. Ne demek murat? Kişinin istediği ve elde etmek için peşinden koştuğu şey. Murat. Muradınız, muradına erdi, muradına ermedi, muradını gördü gibi kelimeler çok var. Allah-u Teala işte bu kelimeyle bir haber bütün beşeriyete, bahusus Müslümanlara haber veriyor. Yuridune, irade ediyorlar, istiyorlar. İstemeye devam edeceklerini de işaret buyuruyor. Hem şimdi istiyorlar, hem de istemeye devam edecekler.
Neyi istiyorlar? Adamların muratları nedir? Maksatları nedir? Onu da ayet-i kerime haber veriyor. En yutfi'u, söndürmek istiyorlar. Bakın, etfa'a, yutfi'u, itfa, Arapça söndürmek demek. Bu kelimeden de Türkçemize bir kelime yerleşmiş. Hangisidir? İtfaiye, aynı. Bak, en yutfi'u, itfa, Arapça, itfa, söndürmek demek. İtfaiye, yangın söndürme teşkilatı. İtfaiye, aynı kelime de var Kur'an'da. Çünkü bizim kültürümüz, medeniyetimiz, tarihimiz nereden kaynaklanıyordu İslam dönemlerinde? Kur'an'dan ve sünnetten. Ne kadar güzel. Söndürmek istiyorlar, Cenab-ı Hak buyuruyor. Neyi söndürmek istiyorlar? Nurallahi, Allah'ın nurunu. Allah'ın nuru nedir? İşte Allah'ın yeryüzüne gönderdiği İslam'ın kendisidir. İslam. İslam'ın temel kaynağı olan nedir? Kur'an. Kur'an'ı insanlara tebliğ eden ve tatbikatını yapan kimdir? Hazreti Muhammed Mustafa, Nebi-i Ahir Zaman. Hepsi bunlar Allah'ın nurları. Bunları söndürmek istiyorlar diyor. Bu haberi veren Cenab-ı Hak'tır. Rabbül Alemin'dir, Mevlamız'dır. Daha neyle, hani şimdi hangi vasıtayla söndürmek istiyorlar? Çok vasıta olabilir. İslam'ın nurunu söndürmek için çok çeşitli vasıtalar, aletler, imkanlar, fırsatlar kullanılabilir. Ama birincisini Cenab-ı Hak kendisi haber veriyor. Bi effahihim, Arapça effah demek, dudaklar demek, dudak. Dudaktan maksat nedir? Konuşmak. Yani kelimelerle, konuşmayla, konferanslarla, beyanlarla, demeçlerle, mesajlarla, yazılarla, ifadelerle, kelimelerle, manalarla, mevzularla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Aynen bugün nasılsa kıyamete kadar da öyle olacağını haber veriyor. Yani kıyamete kadar Allah'ın nurunu söndürmek isteyecek olanlar bulunacak mı, bulunmayacak mı? Bulunacak, bunu Kur'an açık haber. Hiç zorumuza gitmesin Müslümanlar. Bir Müslüman olarak zorumuza gitmesin, olacak bunlar, olmuştur, olmaktadır, olacaktır. Kıyamet sabahına kadar Allah'ın nurunu söndürmek, Allah'ın nizamını, önünü kesmek, dinin intişarını, dinin yayılmasını, çoğalmasını istemeyenler bulunacağını Cenab-ı Hak açık haber verir. Bu bir esastır. Cenab-ı Hakk'ın haber verdiği bir temeldir. Bulunacak. Bulunacak. Buna şaşmamak lazım. İslam'ın düşmanları olacak. Canım İslam'ın düşmanı olur mu? Cenab-ı Hak haber veriyor. Oluyor ki haber veriyor. İslam'ın düşmanı demek, İslam'ın önünü kesmek isteyen demektir. Aman İslam yayılmasın, aman çoğalmasın, aman duyulmasın. Müslümanların efendim kuvveti bulunmasın, kudreti bulunmasın, Müslümanlar güçlenmesin, Müslümanlar genişlemesin, büyümesin. Efendim İslam'ı müdafaa eden kaynaklar genişlemesin, İmam Hatip okulları açılmasın, yayılmasın, çoğalmasın. Silahlı kuvvetlerin içine girmesin, harp okullarına alınmasın, Allah yayılmasın, Allah'ın dini çoğalmasın. Hep aynı şeye geliyor. Vallahi böyle ayet buna kadar geliyor. Bilemiyorum ya. Canım İslam'la ne alakası var? İmam Hatip okullarının diyemesin çünkü içinde Kur'an-ı Kerim okunan tek okul hangisi şimdi? İmam okulları. Azdır, yetersizdir, cılızdır bir şey ama okunuyor ya, sen ona bak. Adamın bu kadarcık Kur'an okunmasına bile vallahi tahammülü yok. Kur'an okumasını bilenler harp okullarına alınmasın diyor adam, resmen bunu söylüyor. Kur'ansız olsun. Esas mesele geri buraya dayanıyor. Yoksa İmam Hatip okullarından mezun olanların aklı kıt değil, idraki kıt değil, geri zekalı değil, aptal değil, ahmak değil, Türk oğlu Türk, memleket sever, milletin içinden çıkmış, temiz, namuslu, duyarlı, vekarlı, kararlı, onurlu çocuk var. Niye almıyorsun? Efendim bunlar diyor Kur'an-ı Kerim'den istifade etmişler, bize Kur'an-ı Kerim lazım değil. Daha bunlar içki içmiyor, kadınlarla, kızlarla yatıp kalkmıyorlar, bunlar çağdaş adam değil, bize yaramaz. Bütün bunlar Allah'ın nurunu söndürmek istemeye mahsus hareketlerdir.
Allah'ın nuru söndürülmek istenecek. Burayı çok iyi anlamamız lazım. Buradan çok dikkatli olmamız lazım. Zorumuza gitmemesi lazım. Yani daima bunlar olmuştur, olacaktır, olmaya devam edecektir. Ama bizim burada tavrımız ne olmalıdır? Bütün mesele burada. Müslümanların böyle olaylar karşısında İslam'a sataşmalarla, İslam'ın önünü kesmek için tedbirler, kanunlar, nizamlar, kaideler, esaslar, planlar yapıldığı zaman Müslümanlar nasıl hareket etmelidir, nasıl davranmalıdır, nasıl tutarlı olmalıdır? Mühim olan zaten Müslümanlarla ilgili olan taraflardır. Yoksa ehli küfür zaten çalışıyor, zaten milyarları harcıyor, zaten elinden geleni, dilinden geleni yapıyor, arkaya koymuyor. Bütün güçleriyle saldırıyorlar, bütün güçleriyle karşı koyuyorlar. Bunu Cenab-ı Hak kendisi haber veriyor. Ancak bir husus var, biliyorsunuz Allah'ın nurunu söndürmek, söndürmeyi istemek, başka şey söndürmeye muvaffak olmak, siz söyleyin, başka şey. Herkes bir şeyler ister ama eline geçiyor. İstemek ayrı bir olaydır, istediğine ulaşmak ayrı bir olaydır. Ama ulaşmanın başı istemek. Evvela isteyeceksiniz ki ulaşasınız. Allah-u Teala onların böyle bir felaketi, Allah'ın nurunu söndürmek istemelerini bize haber veriyor. Onların istekleri budur. Her ne kadar açıktan açığa biz İslam'ı istemiyoruz demeseler de, biz Kur'an'a karşıyız, İslam'a karşıyız, Muhammed Mustafa'ya karşıyız demeseler de, siz dikkatli olun, onların maksatları Allah'ın nurunu söndürmektir, diyor Cenab-ı Hak. Bize onların içlerindeki gizledikleri şeyi açığa vuruyor Cenab-ı Hak. Bunlar istekleri budur. Hiç boşuna yorulmayın, boşuna araştırmayın, yorulmayın, hiç boşuna dolaşmayın. İşin aslı budur, esası budur, onların gönüllerinde yatan budur. Nedir ya Rabbi? يُرِيدُونَ اَنْ يُطْفِعُونَ اللّٰهِ Allah'ın nurunu söndürmek. Burayı böylece anlamaya çalıştık. Böyle olacak. Kıyamete kadar bu devam edecek. Vaktiyle nasıl olmuşsa, biliyorsunuz kainatın seyyidi, seyyidi kainat diyoruz. Seyyidi kainat, kainatın seyyidi, efendisi, eşrefi, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi Mekke'de müşrikler netice olarak Darun Nedve dedikleri hükümet konağında Mekke yönetiminin merkezindeki binaya ne derlerdi, bina teşkilata? Darun Nedve. Ebu Cehil orada başkan biliyorsunuz. Erkan var. Yani yönetim kadrosu Darun Nedve'de. Toplandılar, görüştüler, konuştular, tartıştılar, bağırdılar, çağırdılar. Sonunda en son bir şeye karar verdiler. Neydi o karar? Hazreti Muhammed Mustafa'yı öldürmek. Ona karar verdiler. Yani adamlar suyu baştan kesmeye karar veriyorlar. Muhammed'i öldürürsek Allah'ın nuru söner. Adamlardaki dehşetli karar. Bunları biliyoruz. Maksadımız onları anlatmak değil, fakat ayet-i kerimenin tefsirini daha geniş anlamak için söylüyorum. Böyle bir karar aldılar, böyle bir irade ortaya koydular. İstekleri buydu, kararları buydu. Ve sonunda tabii bunun tedbirini de aldılar. Eğer Muhammed'i öldürürsek, Kureyş kabilesi dava açar, kan davası başlar, peşimize düşer, altından kalkamayız. Ne yapalım dediler. Kureyş kabilesi büyük bir kabile. Haşim oğulları büyük bir sülale. O zaman istişare sonunda biliyorsunuz ne dediler? 40 kabileden 40 tane katil seçelim dediler. Yani işleyeceğimiz cinayete bütün kabileleri ortak edelim. Aynı şeyi Amerika Körfez'de yaptı mı yapmadı mı? Bütün dünyayı topladı. Bak aynı hiç değişmiyor. Değişen bir şey yok. Mekke'de kabile, dünyada da birleşmiş mi? Bakın Amerika ne yapacaksa sömürüsünü, efendim harbini, savaşını, isyanını, cinayetini yaparken kimi kullanıyor? Birleşmiş Milletleri kullanıyor. Aynı Ebu Cehil namuslu. Hiç değişen bir şey yok.
aynı yani. Körfez'e işte Birleşmiş Milletler'le indi. Oraya yine bütün dünyayı, dünya, resmen adam dünyayı oyuncak gibi oynatıyor. Ebu Cehil de o zaman diller ki Muhammed'i öldürmek için 40 kabileden 40 katil seçelim. Ve seçtiler de biliyorsunuz. Her bir katilin eline yalın birer kılıç verelim. Verdiler de. Muhammed'in yattığı odanın çıkış kapısının önüne iki sıra halinde katilleri sıralayalım dediler. Sıraladılar da. O da oldu. İçeriden dışarı çıkarken üzerine bir anda 40 tane kılıç insin, pırasa nasıl doğranıyorsa Muhammed doğransın dediler. Tedbir alındı. Bütün bunlar yapılmıştır. İslam davasını önüne alan, gözüne alan, gönlüne alan bu tehlikeleri gözüne alması lazım mı değil mi? Lazım. Hiç şüphe yok. Hiç şüphe yoktur. Bu Allah'ın koyduğu bir kanundur. Kıyamete kadar devam edecek. Bu tertipler alındı, tedbirler alındı, katiller salındı, yapıldı, edildi. Cenab-ı Hak Habibine haber verdi. Kafirler böyle yapıyor, böyle ediyor, böyle olacak, böyle olacak. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'yül Murtaza'yı çağırdı. Hazreti Ali, gönlümüzün sultanı, gönül dünyamızın sultanı. Kerremallahu vecheh, biliyorsunuz. Hiç Arapların içinde putlara tapmadan iman eden tek adam kimdir? Hazreti Ali. Onun için onun şahsiyetiyle alakalı bir cümle bütün kitaplarda söylenmiş. Nedir siz söyleyin? Kerremallahu vecehehu. Vecih Arapça yüz demek. Yüzünü puta çevirmemiş. Ali deyip geçiyor musunuz? Onun için Alevilik meselesi konuşulduğu zaman Hazreti Ali ile anında irtibat kurmamız lazım. Ve gerçek manasıyla buradan meseleye bakmak lazım. Başka türlü izahı mümkün değil. Çağırdı dedi ki ya Ali, böyle bir hadise ile karşı karşıyayım. Müşrikler karar aldılar, beni öldürmeye karar verdiler. Tedbir aldılar, tedbirleri de 40 tane katil. Kapımın önünde sıralandılar. Sıralandılar. Ben kapıdan çıkarken üzerime saldırıp paramparça etmektir muratları, maksatları. Eğer çıkmadığım takdirde içeriye girip üzerime 40 tane kılıç inecek. Onların planı bu. Lakin Rabbim bana haber verdi, ben çıkıp gideceğim. Onların hiçbirisi benim çıkıp gidişimi görmeyecek. Ya Ali, onları şaşırtmak için yatağıma senin yatma. Bu şartlarda, bu korkunç ortamda benim yatağıma yatmak cesaretini gösterebilir misin, gösteremez misin ya Ali? Vallahi de. Hazreti Ali bir saniye beklemeden, duraklamadan fidâke ebî ve ümmî ya Resulallah. Anam da babam da ben de sana fedayım ya Resulallah. Gözünü kırpmadan yatağa girmiştir. Böyle kaç tane Müslüman bulabiliriz Müslümanlar? Böyle kaç tane Müslüman bulabilirsiniz? 40 tane kılıcın altında pırasa gibi doğranacağını bile bile yatağın içine girecek kaç tane Müslüman bulabilirsiniz? İslam bu şartlarda gelişmiştir. Yoksa kafirin tedbiri olacak tabii, o plan yapacak, hesap yapacak. Her şeyi düşünecek İslam'ı söndürmek için, ama işin içine böylesi de lazım. Hani bu davanın Ali'leri, hani bu davanın Ebu Bekir Sıddıkları, hani bu davanın Muhammed Mustafa'ları, hani mücahitler, hani bu fedailer, hani bu insanlar? İslam böyle ayakta kalır. Yoksa Allah dileseydi bir anda kainatı Müslüman yapar. Yani yeryüzünün tamamını Müslüman yapmak Allah'ın kudretine sığar mı, sığmaz mı? Yapmamış işte, böyle şeyler istiyor Cenab-ı Hak. Şehitler istiyor, fedailer istiyor, gaziler istiyor, cennetlik adamlar istiyor, istiyor, istiyor. Böyle bir düzen koymuş Cenab-ı Hak. Böyle bedava olmuyor, rahat olmuyor, kolay olmuyor. Şunun yani Habibi
kainatı senin sebebinle yarattım dediği bir insanı bakın çileden çileye sokmuş. Beladan belaya sokmuş. Delikten deliye sokmuş. Demek bu işin kaderi böyle. Bu işin çilesi böyle. Bakın mesela Çeçenistan'da bir İslam hareketi başladı. Dudayev adındaki mümin insanın, Şeyh Şamil'in torunlarından olan bir zatın iradesiyle, arzusuyla, gayretiyle Çeçenistan'da İslami bir hareket başladı. Önce bağımsızlıklarını elde etmek istediler, Rusya'dan ayrıldılar. Arkasından İslami bir çevre, bir şehre kazandılar. Biz inancımıza göre, İslam'a göre burada bir devlet kuracağız dediler. Bizzat ben şahidim, vallahi şahidim. İki defa İstanbul'a heyet gönderdi, Dudayev heyet gönderdi ki İlahiyat Fakültesinden bize Müslüman din alimleri gönderin, bir İslam anayasası yapalım, bir şeriat devleti kuralım diye heyet istedi bizden. Birinde ben de katıldım bir gece görüşmeye, bu kadar bir hareket içindeydiler. Ama bakın şimdi başlarına ne geldiğini görüyorsunuz. İslam davasına atılanların kaderi budur. Bunu göze alacaksınız. Öyle başıma bir tane takke koyayım, sırtıma bir de cübbe giyeyim, bacağıma bir de şalvar giyerim, bir de elime tesbih aldım mı, bir de şöyle iyi bir uzun bir sakal bıraktım mı, doğru cennete giderim. Var mı böyle bir yağma? Ya, bunu söyleyince bir takım kardeşler kızıyor ya, hoca bu işlere karşı mı? Karşı olduğum için değil, yetmeyeceğini söylüyorum. Bak görüyor musun Çeçenistan'ın halini? Harabeye çevirdiler dünyanın gözü önünde. İslam kolay bir dava değil. Bunu söylemek istiyorum. Bunun bedeli ağırdır. Bunun bedeli çok ağır bir hadisedir. İslam öyle ucuz bir şey değil, kolay bir şey değil, basit bir şey. Bunu anlatmak lazım. Efendim üç defa İhlas Şerifi oku, git cennete. Ya var mı böyle bir yağma ya? Üç defa İhlas okuyan cennete giriyordu da bu Mekkeli müminler niye muhacir oldular? Medineliler niye ensar oldular? Kur'an okumaktan başka bir iş yapmamaları lazımdı. O kılıçlar neydi? Kılıflar neydi? Bedir harbi neydi? Uhud harbi neydi? Yanlış anlamayın. Yani Kur'an okunmasın demiyoruz. Kur'an okumakla oturduğu yerde, rahat yerde, efendim keyfinin, zevkinin, arzularının tatmin edildiği yerde, huzurla, rahatlık içinde 100.000 sene Kur'an okusan cennete gidemeyeceğini söylüyoruz. Öyle rahat yok. Kainatın Habibine Allah bu rahatlığı vermemiş ki sana versin. Vermiş de sana söyleyeyim. Bak 40 tane katile muhatap yapmış. Hazreti Ali radıyallahu anh ve kerremallahu vecheh müthiş bir adam. Gözünü kırpmadan yatağa girmiştir. Ölüme evet demiştir. Kesin bir şekilde tereddüt geçirmemiştir. Korkuya düşmemiştir. Endişeye düşmemiştir. Ne olur ne olmaz dememiştir. Düşünmeye mahal koymamıştır. Pazarlık etmemiştir. Nazarlık takmamıştır. Var mısın Müslüman böyle bir kudrete? Ve bunun ismine mensup olduklarını söyleyen insanlar, vallahi ben hayret ediyorum. İşte geçen gördünüz, pis bir televizyon kanalında, pislik bir adam. Çırılçıplak avratlardan başka millete gösterdikleri bir şey olmayan bu şovmenler, bu spiker denen kişiler, şahsiyetsiz adamlar, necis adamlar, pislik adamlar, ağzından bir söz kaçırdı biliyorsunuz. Arkasından gördünüz mü nasıl bir anda binlerce insan bir araya gelebildi. Tebrik etmek lazım. Tak hepsinin alnını öpmek lazım bu adamların. Dava böyle desteklenir Müslümanlar. Görüyor musunuz? Gayrete bakın, birliğe bakın, beraberliğe bakın. Aferin adamlara. Teker teker tebrik etmek lazım adamları. Sen misin hakaret kelimesi kullanan, sen misin kızılbaş diyen,
sen misin şöyle adamlar gördünüz korkunç bir şekilde. Biz tabi kırmayı, dökmeyi, vurmayı tasvip etmiyoruz ama bir hassasiyet, bir titizlik, bir gayret, bir hareket olması lazım. Bu memlekette her gün Allah'a küfrediliyor. Adam çıkmadı mı Aziz Nesin denen pislik, necis, müşrik adam. Ben bu milletin %60'ı aptaldır demedi mi ya? Kimse çıkmadı. Kahrolsun şeriat diye saatlerce yürüyüş yapıldı. Kimse çıkmadı. Ama bakın, çıkanları görüyor musunuz? Ne erkek adamlar, ne erkek adamlar. Ben sadece bu hareketin iradesine hayranım. İrade. Var mı? Bir Müslüman bu cesareti, bu cüreti, bu kudreti, bu birliği, bu beraberliği. Var mı iki tane Müslüman? Vallahi Müslümanlar ezilmeye mahkumuz. Böyle bir irade, böyle bir hareket, böyle bir bütünlük, beraberlik, böyle bir temkin, tedbir olmadığı sürece bugün inancımızı tepeleyenler Bosna'da olduğu gibi sonunda ırzımızı tepeleyebilirler. Evvela inançlar tepelenir, arkasından şahıslar tepelenir. Bütün tarih böyle. Direnmesini bilmelisiniz, karşı koymasını bilmelisiniz, hakaret edenlere cevap vermesini bilmelisiniz, tepki göstermeyi bilmelisiniz, bilmeliyiz. Ama yok, yok Müslümanlarda hiçbir hareket, hiçbir tepki, tedbir yok. Adamlar bir anda, üstelik çok çirkin bir iftiraya, şerefsiz, namussuz bir kadın hamile rolünde çıkartıyorlar. Bu çocuk kimin diyor serseri soruyor. Senden diyor. O da kabul etmeyince yok babamdan diyor. Yani sanki babasıyla cinsel ilişkiye geçmiş olduğunu söylüyor. Bunu söylemek %99'u Müslüman ülkeye bunu söylemek mümkün değil ama söylüyorlar. Bunu söylemek mümkün değil. Ama adamlar o kadar cüretkar ki düşünün yani o kadar rahat fuhuş konuşuluyor. Fahişelik o kadar rahat konuşuluyor ki orada rol icabı da olsa o kadın ben bu çocuğu babamdan aldım diyebiliyor, babamla yattım diyebiliyor ya. Bu söylenir mi? Hani İslam'da aile mefhumu vardı. Aile mefhumu mukaddes mefhumdur. Allah'ın kitabında aile hukuku üzerine çok durulur. Aile, aile. Toplumun temeli ailedir. Aile yıkılırsa toplum, millet diye bir şey kalmaz. Aile dediğimiz varlık, aile dediğimiz birlik, vallahi milletin temelidir, tohumudur, mayasıdır, anasıdır, esasıdır. Aile çökerse, babayla kız, babayla oğlan, babayla anne karışırsa, sınırlar yıkılırsa, haşa sümme haşa, bir baba kızıyla zina ederse ve bunlar da konuşulursa o memleket batmaya namzet demektir. Ha, konuşulmaz. Sahnede 60 milyonun önünde bu şerefsiz insanlar, bu haysiyetsiz, bu fahişeler bunları rahatlıkla konuşabiliyor. Arkasından da ben babamdan aldım bu çocuğu dediği zaman o serseri, bilgisiz, belgesiz, görgüsü, cahil olacağı, zır cahil de sen kızılbaş mısın yoksa diyor. Ya kıyamet kopuyor. Ve çok haklı bir tepkidir. Teker teker o tepkiyi yapanları tebrik etmek lazım. Şimdi zina teşvik ediliyor. Fuhuş hem de babayla kız arasında bir rezalet ifade ediliyor. Bunu akla getirmek bile mümkün değil. Böyle bir temsil yapmak bile mümkün. Teşvik dahi yapamazsınız. Ve muhteşem bir ders veriliyor. Muhteşem bir ders. Şimdi sıkıysa konuşsunlar bakayım. Sıkıysa ağzına alsın bakayım da bir kelimeyle hakaret etsin. Bütün inançlar aynı hassasiyeti bütün Müslümanların göstermesini istiyoruz. Hiç kimsenin inancına, itikadına saldırılmaması lazım. İslam insanların inançlarını garanti altına almak için nazil olmuş bir dindir. İnsanlar
nasıl inanırlarsa inansınlar, ister Müslüman olsunlar, ister kafir olsunlar diyen Hazreti Allah'ın kendisidir. Şimdi ayet okuyacağım. İslam hukukunda hiç kimse saldırıya geçmedikçe, tecavüze geçmedikçe, silahlı eyleme geçmedikçe inancından dolayı hiçbir kimsenin kılına dokunabilir misin, dokunamaz mısın? Sen söyle. Vallahi dokunamazsın. Garanti altındadır. Teminat altındadır. Bütün inançlar. İnsanoğlu, bakın, seni yeryüzünün en üstün mahluku olarak yarattım diyor Cenab-ı Hak. Yeryüzünde insandan daha üstün, daha önemli, daha değerli, daha duyarlı, daha akıllı, daha şerefli, daha mükemmel, daha mükerrem, daha muhteşem bir varlık var mı yok mu? Yok, bunu bütün dünya kabul ediyor. Allah da bunu söylüyor zaten, ben insandan daha mühim şey yaratmadım. Akıl denen, irade denen, tefekkür, düşünce denen değerlerle seni donattım diyor Rabbimiz insana. Şimdi serbestsin. Bak irade. Şimdi serbestsin diyor. İster temel şâfel yü'min, isteyen iman etsin Müslüman olsun, isteyen de Allah yok desin kafir olsun. Bakın bu hürriyeti insanlara veren kimdir? Allah. Sen niye karışıyorsun? Yani Allah kendisini inkar etmeye, insanlar için diyorum, kendisini inkar etmeye müsaade etmiş mi etmemiş mi? Kur'an'dan sabit ya. Yani Allah'a inanmayanlar, bu yeryüzünde Müslüman olmayanlar, bu yeryüzündeki nimetlerden, ziynetlerden istifade etme hakkına sahip mi değil mi? Sahip ya, niye? Nereden biliyorsunuz? Allah yeryüzünde kendisini bize anlatırken ne diyor? Rabbül alemin, bakın. Elhamdülillahi Rabbül alemin. Allah bütün alemlerin Rabbidir. Eğer yeryüzünde Müslüman olmayanlara nimet, hayat, ziynet olmasaydı, Allah ne olması lazımdı? Elhamdülillahi Rabbil Müslümin olması lazımdı. Bakın, acaba bu nükteyi anladık mı? Anlamamız lazım. Dikkat etmemiz lazım. Yeryüzünde Müslümanların gayesi kafirleri ortadan kaldırmak değildir. Bakın. Vallahi yanlış anlaşılmıştır bu. Yeryüzünden kıyamete kadar kafir eksilmeyecek diyor Kur'an-ı Kerim. Öyle mi değil mi? Yeryüzünde kafirsiz dünya olmayacak. İçinde kafir olmayan bir yer var. Neresi siz söyleyin? Memekkesi. Cennet ya, o cennette kardeşim. Sadece içinde kafir olmayan yer cennet olacak. Dünyada cennet olmadığına göre kafir olacak mı olmayacak mı? Gitti. Senin gayen kafiri ortadan kaldırmak değil. Kafirin hakimiyetini ortadan kaldırmaktı bakın. Kafirin kellesini ortadan kaldırmak değil, kafirin sultasını, kafirin tahakkümünü, kafirin hakimiyetini kaldırıp hakimiyet kayıtsız şartsız Allah'ındır yapmakla mükellefsin. Kafirin kellesini almakla mükellef değilsin. Bu yanlış anlaşılmış. İslam'da cihadın gayesi yeryüzünde kafir bırakmamak değildir. Kafirin elindeki hakimiyeti İslam'a teslim etmektir. Cihat budur. Öyle mi değil mi? Yanlış anlamayınız. İnancından dolayı insanlar öldürülmemiştir. Mümkün değil. Eğer İslam tarihinde Müslümanlar, Müslüman komutanlar, Müslüman mücahitler, Müslüman gaziler, Müslüman olmayanların yeryüzünde yaşamaya hakkı yoktur deselerdi, Müslüman olmayanların hayattan hakları yoktur, dünyadan nasip almaları caiz değildir deseler ve böyle hareket etselerdi, bugün yeryüzünde bir tek kilise bulabilir miydiniz, bulamaz mıydınız? Bulamazdınız. Hepsi ortadan kalkardı. İslam'da böyle bir şey olmadığı için yapmamışlar. Fatih Sultan kendi keyfinden dokunmamış değildir. Dinin icabından dolayıdır. Bunu yanlış anlamayalım. Yani Fatih Sultan babasının çiftliğinden mi bağışlamış? Yok, Kur'an'da yazıyor. Kur'an'dan dolayıdır. Eğer hepsini öldürseydi asi olur ve İslam'a karşı suçlu duruma düşerdi Fatih.
Yanlış anlamayalım. Yani babasının çiftliğinden bahsetmiş değil bu hakkı ha. Allah'ın nizamından. Bunları niye biz yanlış anlayalım ki? İslam cihadının gayesi önüne gelen gayrimüslimi kesmek değildir. Gayrimüslimlerin zulmünü, gayrimüslimlerin tahakkümünü, gayrimüslimlerin hakimiyetini ellerinden almak için cihat farz olmuştur. Kellesini alayım, yeryüzünde Hristiyan, kafir, gayrimüslim bırakmayayım inancı vallahi İslam'da yoktur. Çünkü kıyamete kadar kafir olacak. Dünyadan küfür kaldırılamaz. Çünkü o zaman dünyadan kafir kalksa cihat ibadeti ortada kalır mı kalmaz mı? Kalmaz. Gündüz varsa gece olacak. Gece varsa gündüz olacak. Gecesiz gündüz düşünemezsiniz. Gündüzsüz de geceyi düşünemezsiniz. Bir mümin varsa kafir olacak. Kafirsiz mümini, müminsiz kafiri düşünemezsiniz. Cihat devam edecek. Yeryüzünden küfür değil, küfrün hakimiyetini kaldırmaktır esas. Bakın bir kelimeyle fark var. Yoksa içinde kafir olmayan tek memleket, tek mekan, tek yer cennet olacaktır. Cennetten başka her yerde, demin birisi dedi ki Mekke'de, Medine'de, o peygamberimizin arkasında günde 5 vakit namaz kılan kafirler var mıydı yok muydu? Münafıklar birinci sırada oturuyorlardı. Mübarekler yahu. Namaz kılan kafirler vardı Mekke'de, Medine'de. Ne demek kafir bulunmaz? Yani bu her zaman olur bu. Dünyadan kafiri, küfrü kaldırmak vazifemiz değildir. İslam itikadına göre başta peygamberler ve bütün müminler içerisinde inandığımız şey şudur. Hiç kimseyi kendi selahiyetine dayanarak, kendi kişiliğine dayanarak hiç kimseyi cennete sokabilir misin, sokamaz mısınız? Sokamazsınız ya. Cennet babanın çiftliği değil yani. Hiç kimseyi de cehenneme sokamazsınız. Yeryüzünde insanları cennete de, cehenneme de sokma selahiyeti kimindir siz söyleyin? Allah'ındır. Hiç kimse kimseyi cehenneme veya cennete postalamaya yetkili değil. Peki, daha niye kafir diyorsun? Bir kimsenin kafir olması için biliyorsunuz, 3 işaret lazımdır. 1, dil, lisan yoluyla, diliyle kafir olmayı gerektiren bir ifade kullanır. 2, fiiliyle, fiil yani eylemiyle, hareketiyle o işi yapar. 1, haliyle, davranışlarıyla, yani kavlen, fiilen, halen, 3 şekilde küfür içinde olduğunu ortaya koyarsa, ona o anda küfür halinde olduğunu söyleyebilirsin. Ama biraz sonra Allah isterse o adama tevbe etmeyi nasip eder mi, etmez mi? Öder, o kurtulur. Yani sonunu bilemediğimiz için hüküm koyamayız. Sonun, o kişinin sonu, encamı, neticesi Allah'a mahsustur. Bundan dolayıdır ki cennet veya cehennem Allah'ın iradesiyle, Allah'ın hidayetiyle, Allah'ın tasarrufu olan bir hadisedir. Hristiyanlarda böyle değil. Hristiyanlarda hala bugün bile biliyorsunuz hepiniz papa veya papaya bağlı birimlerdeki patrikler, papalar, efendim işte o ne diyorlar ona kardinal dedikleri başpapaz vesaireler yani ruhani sınıf kilise mensupları, papazlar, papalar biliyorsunuz istedikleri adamı cennetten kovabiliyorlar. Böyle bir selahiyetimiz var bizim diyorlar. Allah bize verdi bunu diyorlar. Ve bunun adına da Yunanca, Latince ne diyorlar? Siz söyleyin. Aparoz. Aparoz. Ne demek? Bir papanın veya patrikin istediği kişiyi istediği zaman da cennetten kovalamasıdır. Bu Hristiyanlarda var. İslam bunu kabul etmiyor. Cenab-ı Hak Habibine bile biliyorsunuz ne buyurmuş? İnneke la tehdi men ehbette. Habibim sen bir kişiyi ne kadar seversen sev, ona hidayeti sen veremezsin. Hidayet bendendir Allah-u Teala.
inneke la tehdi. Hidayet veremezsin. Bütün bunlar çok mühim meseleler. Onun için İslam alemi tarihte çeşitli inançlarla, itikatlarla, değişik insanlarla, renkleri, inançları, soyları, sokları, ırkları, dilleri, çok çeşitli milletlerle Müslümanlar bir arada yaşamış mı, yaşamamış mı dünyada? Yaşamıştır. Osmanlı ecdadımız üç kıtada, biliyorsunuz Afrika, Asya, Avrupa, o zaman üç kıtaydı. Üç kıtada 22 çeşit milletle ve 17 çeşit itikadı olan insanlarla 600 sene barış içinde yaşadığını bütün dünya tespit etmiştir. 600 sene barış içinde. Kimsenin burnu kanamamış. Ya biz nasıl Müslümanlarız ki aramızda azıcık bir kusuru olan, azıcık bir kabahati olan, azıcık bir noksanı olan kardeşimizi kaldırıp atıyoruz ya. Müsamaha yok, efendim anlayış yok, merhamet eksik, acıma duygumuz eksik. O kişiyi kaldırıp atmanın bir anlamı yok ki. Mühim olan kaldırıp atılmış adamı aramıza almak. Onu çekmek, onu kurtarmak, onu kazanmak. Onun için inancı şudur veya budur diye bir adamı alaya alamazsınız, hakaret edemezsiniz. İslami bir tavır değildir yani. Ancak inancının yanlış olduğunu çok tatlı bir üslupla anlatabilirsiniz. Hakaret etmek mümkün değil. Ama tabii bizim hissiyatımız karışıyor, kinimiz karışıyor, yanlış bilgilerimiz devreye giriyor, eksiklerimiz devreye giriyor, kusurlarımız, şahsi hırslarımız devreye giriyor. Dinin özü, aslı kayboluyor. Adeta dinimiz, kinimiz haline geliyor. Kin olan yerde din yoktur. Temel itibariyle, esas itibariyle bir Müslümanın iradesi, arzusu yer bütün insanların cennete gitmesidir. Normal bir Müslümanın kafası, havası, gayesi bütün insanların cennete gitmesi olacak mı, olmayacak mı? Bütün insanlar cennete gitsin ya. Neyin eksilir? Sana ne? Cennet Allah'ım. Senin olsa daralırsın ya. Herkes gelirse bana yer kalmaz dersin. Allah öyle değil. İnsanların cehenneme gitmesini isteyen mahlukatın, varlıkların başında birisi geliyor. Kimdir? Şeytandır tabii, dediğinize rağmen. İnsanların cehenneme gitmesini, cehennemliklerin sayısının artmasını isteyen tek varlık şeytandır. O halde bir Müslüman da insanların cehenneme gitmesini istediği zaman kimin arkadaşı olur? Şeytanın. Böyle şey isteyemeyiz. Bu imanın kemaline vallahi aykırıdır. Bakınız her zaman söylediğimiz gibi bu manayı çok somut diyorlar yani muşakkas bir örnekle, mükemmel bir örnekle sergileyen Hazreti Ebubekir Sıddık'ın bir halini var. Mutlaka tabii defalarca duydunuz da yeri geldiği için bir kere daha arz edeyim geçeyim. Hazreti Ebubekir Sıddık'ı bir gün gece geç saatlere doğru arkadaşları aramaya kalkıyor, evde yok. Mescide bakıyorlar, mescitte yok. Allah Resulü'nün yanında yok, evinde yok. Nerede? Merak ediyorlar. Aramaya çıkıyorlar. Küçük bir çocuk Medine'nin dışına doğru gittiğini söylüyor. O istikamete doğru. Haydi gidiyorlar. Çok tatlı bir mehtap ay ışığı altında. Tertemiz bir çöl. Kum yığınlarının ortasında dizlerini yere dayamış Ebubekir Sıddık, kollarını açabildiği kadar açmış. Rivayet edenler diyor ki vallahi koltuğun altı görünüyor. Öyle kaldırmış Allah'ın sonsuz rahmetine sığınarak yaklaşmışlar, ne söylüyor, ne istiyor, ne diliyor Allah'tan, ne murad ediyor diye yaklaşmışlar ve fısıltılı
o sessizlikte, o mehtabın içinde kum tanelerinin teker teker görüleceği kadar net bir ortamda şöyle yalvardığını işitmeye başlıyorlar arkadaşları, Sıddık-ı Ekber'in, Ebu Bekir Sıddık'ın radıyallahu anh. Allahümme vassi'i cesedi diyor. Ya Rabbi, kıyamet gününde benim cesedimi, benim bedenimi öyle genişlet ki cehennemin tamamını ben kaplayayım, kimseye yakalmasın diyor. Vallahi Müslümanın arzusu budur. Temelde budur, esprisi budur, neticede budur. Her gün 5 vakit namazın Kabe-i Ahire dediğimiz son selam vermek için oturduğumuz rekata ne diyoruz, siz söyleyin. Selam vermek için oturduğumuz son oturuşa Kabe-i Ahire, son oturuş diyoruz. O oturuşta mutlaka okuduğumuz bir dua var, Kur'an ayeti. Ettehiyyatı okuyoruz, arkada Allahümme salliler okuyoruz, ondan sonra Rabbena gfirli, bakın. Veli valideyye, 3. sırada, velil müminine yevme yakumul hesab. İşte Müslümanın hali bu. Ne diyoruz? Rabbena gfirli, ya Rabbi beni bağışla. Tam Türkçesi. Li demek ben yani, kendisine. Rabbena gfirli, ey Rabbimiz beni bağışla. Sonra siz söyleyin. Veli valideyye, annemi ve babamı bağışla. Çünkü insanlar arasında üzerimizde hakkı olan bir numaralı insan kimdir? Anneyle babadır. Bakın kim olacak? Anneden ve babadan daha yakın kim var insana kardeşim? Ayağına bir şey bassa, vay anam diye ananı çağırıyorsun. Ensene bir yumruk vursa, vay babam diye bağırıyorsun. Kim var başka zaten? Onun için anneyle baba çok mühim, çok mühim, çok mühim. Evinde annesi olan ihtiyar olsun, hasta olsun, felçli olsun, yaralı olsun, cahil olsun, alim olsun, değil mi ki senin annen babandır? Vallahi karşısında titriyeceksin. Kalbini kırmayacaksın, gönlünü daraltmayacaksın, bir şey söylerken, cevap verirken sesini yükseltmeyeceksin, sinirlilik göstermeyeceksin, sıkıntını hissetmeyeceksin. Allah öyle diyor, ne diyor? وَلَا تَكُلْ لَهُمَا اُفْفٍ. Anneniz ve babanız size neyi teklif ederse sizin cevabınızda üf be deyip sesinizi yükseltmeyin, cehenneme atarsınız. Çok hasaplı olun. Bugünkü toplumun çöküşünün sebebi budur. Anneler, babalar yaşlanmış, ihtiyarlamış evlerde eskimiş hasır gibi bir kenara atılmıştır. Gezmeye götürülmez, bazı nimetlerden istifade ettirilmeye layık görülmeyen anneler, babalar var. Yaşlı diye burnu akıyor, idrarı akıyor, prostatı var, şusu var. Ya öyle insanlar işitiyoruz ki karısını tercih ediyor, annesini kenara itiyormuş. Vallahi bu adamlar şerefsiz insanlardır. Soysuz insanlardır. Karısını öne alıyor, annesini arkaya atıyorlar. Şerefsiz insan. Haysiyetsiz insan. İnsan karısını annesine tercih edebilir mi acaba? Mümkün mü ya? Veli valideyye, annemi ve babamı da bağışla ya Rabbi. Annesiz babasız ben cenneti neyle vereyim diyor, görüyor musunuz? Bir bakıma o manaya da geliyor yani. Devamında 3. sırada kim var biliyorsunuz? Velil müminine, bütün müminlerin de bağışlanmasını istiyorum Allah'ım diyorsun. Şu yüceliğe, şu genişliğe, şu anlayışa, şu muazzam idrake bakınız. Bütün müminlerin de cennete girmesini istemek, vallahi bir müminin imanının kemalindendir. Hangi bir dua edersen et, bütün müminlerin istediği nimetten istifadesini istememişsen o duamı kabul değildir. Allah'ın bu duadaki metot usulü budur. İstediğin nimete bütün müminlerin de, bütün Müslümanların da nail olmasını arzu edecek ve duada müminlerle bütünleşeceksin. Ne zaman? İşte zamanı da belirtmiş. Yevme yakumül hesab. Bütün hesapların görüleceği,
bütün hakların, hukukların ortaya çıkacağı, hakimi mutlak olan Allah'ın hakim olacağı mahkeme-i kübra yahut yevmi ceza yahut ruzi ceza yahut yevmiddin Sure-i Fatiha'da hani Cenab-ı Hakk'ı anlatırken Kur'an'da Sure-i Fatiha Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim devam edin Maliki yevmiddin buradaki din demek ceza demek. Ceza gününün maliki olan Allah, herkesin hesaba çekileceği günün sahibi ve hakimi olan Allah, maliki yevmiddin, ceza gününün maliki, ceza gününün herkese dünyadaki amellerinin karşılığının verileceği gün demek, maliki yevmiddin. Her gün bunları okuyoruz, bunları namazda, ölülerimize, mezarlıklarda, dualarda her zaman okuduğumuz manalar eğer hayatımıza yansımıyorsa, davranışlarımıza yansımıyorsa iddiamız boştur. İddia, hani ben müminim diyorsun, imanın icabını yapmıyorsun. Ben Müslümanım diyorsun, İslam'ın icabını yerine getirmiyorsun. Ben mühendisim diyorsun, eline metreyi almamışsın. Eline metreyi almamışsın, mühendis. Olmaz. Namazsız, Kur'ansız, ibadetsiz, cihatsız, duasız, gayretsiz Müslüman olmak mümkün değil. Böylece sohbetimizi ayet-i kerimedeki çok manalar, çok sırlar var. Bir madde söndürmeyi anlattım, nuru, Allah'ın nurunu anlattım. Burada çok müthiş bir kelime var bu ayet-i